Kum Saati'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'yi de içine alan Orta Doğu coğrafyası terör, kaos ve işgaller yaşıyor. Her geçen gün daha da büyüyen bu problemlere karşı Bağımsız Türkiye Partisi çözüm formülleri sunmaya devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yerimhan tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin toprakları üzerinde emelleri olmayan Rusya gibi ülkelerle işbirliği yapması gerektiği ifade edildi. İşte o yazılı açıklama. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan işbirliği temelli gelişmeler olması gereken her iki ülkeye ve Orta Doğu'da gerçek barışa hizmet edecek adımlardır. Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği, bizim Türkiye ile ilgili uluslararası siyasi sürece müdahale etmemiz gerekir. Erdoğan'ı desteklememiz lazım. Erdoğan bizim adamımız. Onu kimse devirmeye cesaret edemez şeklinde sarf ettiği, verdiği destek mesajı bu açıdan önemlidir ve anlamlıdır. Türkiye içeriden ve dışarıdan siyasi, askeri ve stratejik birkaç halkayla kuşatma altındadır. Ülke hem sahada hem de karar alma süreçlerinde yanlış yollara sevk edilmeye çalışılmaktadır. Vurulmasından düşmanlarımız hariç hiç kimsenin fayda sağlamayacağı Suriye sınırında düşürülen uçak nasıl bir tehlikeyle baş başa bırakılabileceğimizi ispat etmiştir. Bu açıdan baktığımızda Rusya'nın en önemli siyasi liderlerinden Jirinovski'nin Cumhurbaşkanı hakkındaki beyanı tarihi bir destektir. Jirinovski, uluslararası güç odaklarının devirmeye çalıştığını beyan ettiği Erdoğan için kritik bir destek vermiştir. Türkiye, sınırlarımızın içinde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Irak'ı da hesaba katarak bu destek mesajına gereken özeni göstermeli ve buradan coğrafyamızı ters yönde dizayn eden güçlere karşı bir ittifak oluşturmayı başarmalıdır. Çünkü Orta Doğu'ya bir hesap üzere gelenlerin en büyük korkusu Türkiye ve Rusya'nın oluşturacağı güven ve ortak kazanç esasına dayalı stratejik ortaklıktır. Bir Fransız gazetesi birkaç gündür Batı'nın bu korkusuna tercümanlık yapıyor. Batılı ülkeler için en kötü senaryo Rusya ile Türkiye'nin yanlarına bir de İran'ı alıp bir ittifak oluşturmasıdır. Silahını ve parasını Batı'dan alan bir ordu ve ülke Batı'dan koptuğunda ne yapacak? Tarihte bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş yeni bir oluşumla karşılaşacak. Türkiye, Rusya ve İran'la ortaklık kurarak silahı, enerji ve parayı bu iki ülkeye kuracağı ilişkilerden sağlayacak. Rusya ile İran'ın elindeki doğalgaz, petrol ve nükleer güç Türkiye'yi ayakta tutmaya yeter. Tabii ki Rusya-Türkiye-İran bloğu dünyanın bütün dengelerini değiştirir. Bu blok Orta Doğu'nun kontrolünü tümüyle ele geçirir, Avrupa'yı küçük kıtasına hapseder, Kafkasları, Afganistan'ı, Pakistan'ı kendi gücüne katar. Müslüman dünyayla yakın bir ilişki kurar. Petrol kaynaklarına egemen olur. Blok Çin'le de işbirliği yapabilir. Bu ittifak Avrupa, Amerika ve biraz da Japonya'dan oluşan Batı'nın dünyadaki etkinliğini inanılmaz bir biçimde azaltır. Yeni blok asker, enerji ve para açısından çok güçlenir. Gazetenin açıklamaları meseleyi çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Jeopolitik ve jeostrateji Türkiye ve Rusya'yı mutlak bir işbirliğine ve beraberliğe davet ediyor. Ülkemizi kuşatan bu saldırıyı yarmanın yolu bölgenin en önemli ülkesi olan Rusya ile beraberlikten geçiyor. BTP programında biz bunu bir dış politika standardı olarak belirledik. Dedik ki Türkiye ülkemiz topraklarında gözü olmayan ve ülkemiz üzerinde çıkar hesabı olmayan devletlerle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik işbirliklerine gitmelidir. Dış politikada ancak karşılıklı kazanım zemininde kurulacak olan diyaloglar dünyada huzuru sağlar. Kalabalık nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Rusya ile her sahada işbirliği yapmak çıkarlarımız gereğidir. İçinde bulunduğumuz koşullar bize bu işbirliğini, çıkarları aynı olan Türkiye ve Rusya'nın kazanacağı, artı puana geçeceği bir zemini bütün cömertliğiyle önümüze sermektedir. Türkiye ve Rusya her iki ülke ortak kazanımlara dayalı olarak bölgemizde ortaya çıkacak huzurdan payını alabilir. Böylece çıkarlarımızın çatıştığı ülkelerde kan dökemez hale gelecek ve işgallerine son vermek zorunda kalacaklardır. Bağımsız Türkiye Partisi Rusya ile ilişkilere bu sebeple çok önem vermiş ve bu zengin işbirliğinin ortaya çıkması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydarbaş'ın sahibi olduğu milli ekonomi modeli Rusya'da büyük yankı uyandırmış ve kendileri Rusya Meclisi Duma'da tarihi bir konuşma yapmıştır. 4,5 saat devam eden bu büyük hitap Vladimir Jirinovski tarafından bizzat takip edilmiş, duydukları memnuniyet ve şükranlarını konuşma sonrası yapılan toplantıda ifade etmişlerdir. Hatta Jirinovski gazete ve kameraların huzurunda Genel Başkanımıza hitaben "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözleriyle çok önemli bir mesaj vermiştir. Bugün geldiğimiz
geldiğimiz nokta Jirinovski'nin desteği sonuç alıcı, ileriye dönük ve bizim de memnun olduğumuz bir açıklamadır. Türkiye ve Rusya bu sıcak atmosferden istifadeyle samimi adımlar atmalıdır. İki ülke sadece dış politika stratejilerinde değil, ekonomide de son derece verimli bir işbirliği yapabilir. Bu anlamda milli ekonomi modelinin önemli ayaklarından birisi olan milli paralarla ticarete geçilmesi kritik bir adım olacaktır. Batı'yı Bağdat'ta, Suriye'de Türkiye'nin ve bölgenin çıkarlarına saygı duyacağı bir zemine çekmenin yolu da budur. Dolar üzerinden kurdukları saltanatı yıktığımız takdirde Türkiye hem içeride büyüyecek hem de dışarıda gerçek anlamda söz sahibi olacaktır. Şunu kabul etmek zorundayız. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte yeni bir dünya, yeni çıkar ve strateji alanları oluşmuştur. Ne yaparsak yapalım, Türkiye bu yeni ilişkiler ağında Batı ile aynı cephede değildir. Batı kendisine Türkiye'yi düşman olarak tariflemiştir ve bundan da vazgeçmeye niyeti yoktur. Bilakis niyetini aksiyona geçirmek üzere Orta Doğu'ya çöreklenmiştir. Öyle insafsız bir politika uyguluyorlar ki Orta Doğu ve bu senaryonun içinde olarak Türkiye için neredeyse her mahalleyi, her sokağı kamplara ayırıyorlar. Ehl-i Beyt ortak temelinde ayrılması imkansız olan Sünni ve Alevi'yi sanki ayrı dinlerin mensuplarıymış gibi düşman kampların askeri haline getiriyorlar. Bu kavga ve bu anlayış bize ait değildir. Türkiye bu oyunu bozacak tecrübeye ve güce sahiptir. Dostlarımızı ve düşmanlarımızı doğru tarif edelim yeter. Bu anlamda Rusya-Türkiye beraberliği hayati bir öneme sahiptir. Hatırlatmalıyız ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı, Rusya'nın Doğu cephesini boşaltması ve İstiklal Savaşı'mıza yaptığı aktif destekle kazanmıştır. Bu beraberliğin görüldüğü gibi tarihsel kökleri de vardır ve Orta Doğu için doğru adres tarifi olduğuna şüphe yoktur. Doğru hedef için doğru bir yol arkadaşına ihtiyacımız olduğu ortadadır. Sonuç olarak milli ekonomi temelli olarak Duma'dan başlayarak attığımız adımlar bu dostluğu beslemiş, büyütmüştür. Gelinen noktada iki ülkenin dostluğuna ve beraberliğine ilişkin atılan adımlar, ziyaretler ve mesajlar her iki ülkenin ortak geleceğine hizmet edecektir. Ahmet Eriman, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Evet, gazeteci yazar Sayın Cihat Tekin Bey konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun bir açıklama yapılmış Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından. Çok önemli bir bölümünde Orta Doğu'ya bir hesap üzere gelenlerin en büyük korkusu Türkiye ve Rusya'nın oluşturacağı güven ve ortak kazanç esasına dayalı stratejik ortaklıktır deniyor. Bu stratejik ortaklıkla ilgili nasıl adımlar atıldı? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaretinden sonra iyice genişleyen, gelişen bu süreci bize aktarır mısınız? Şimdi, ve şu anda gelinen noktayı. Evet, Mustafa Bey, şunu ifade etmek lazım. Batı'nın bu korkusu yeni değil. Batı geçmişte de hem Türkiye'yi temsilen, Türkiye'nin yerinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'dan ciddi şekilde çekindiği için bu iki devleti hep birbiriyle savaştırmıştır ve bundan da nemalanmıştır. Çünkü Batı'nın bu konudaki en büyük korkusu Rusya'nın özellikle Avrupa üzerindeki hesaplarını geliştirmesi ve kendisini tehdit etmesidir. Yani ekonomik, tabii şu anki tehdit askeri olmaktan daha uzak, daha çok ekonomik ve siyasi ve nüfuz alanı olarak düşünülebilir. Artı ideolojik olabilir. Çünkü Batı şu anda sistemi, ekonomik sistemi ve kendi vatandaşlarına dahi bir refah üretemediği için doğudan gelecek, özellikle Rusya'dan gelecek böyle bir atağa karşı son derece tedirgin bir halde duruyor. Onun için Rusya'yı da farklı meselelerle uğraştırmak, özellikle Türkiye ile çatıştırmak istiyor. Şimdi bu bir oyun. Putin bu oyunu çok iyi gördü ve özellikle Türkiye ile iyi geçinebilmek için öteden beri çok barışçıl bir politika izliyor. Mesela daha önce işte Sayın Erdoğan'la beraber geldikleri işte toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu tavırla beraber bu ne oldu? Türkiye ile Rusya arasında hem ticari hem turizm alanında hem de siyasi alanda çok önemli birliktelikler gerçekleştirildi. Şimdi bu Batı'nın istemediği bir tarzdır. Yani Batı'nın en fazla çekindiği Türkiye'nin Rusya ile bir ve beraber olması, o coğrafyada barışı ve güvenli bir alanı tesis etmesidir. Çünkü Batı hem bununla beraber Orta Doğu'daki alanını kaybedecek, yani İslam dünyası üzerindeki emellerini istediği gibi gerçekleştiremeyecek ki örnek ne Suriye, hem de Rusya'nın bu
fikir olarak, ekonomik olarak ve siyasi olarak gelişmesini engelleyemeyeceğini düşünüyor. Yani geçmişte Osmanlı ile Rusya'yı birbirine çarpıştıran Batı bu sayede çok büyük bir rahatlığa erişti. Evet. Çok büyük bir güvenlik içerisinde yaşadı. Ama ne zaman ki Osmanlı İmparatorluğu parçalandı, dikkat edin, Rusya'nın Batı'ya yönelik olan hesapları gündeme geldi. Ve 2. Dünya Savaşı ile beraber Hitler Rusya ile anlaştığı halde Rusya'yı oradan budamak zorunda kaldı. Yani Rusya'ya Hitler'in ani bir saldırıyla beraber, ki önceden anlaştığı bir ülkeydi, aniden bir yıldırım harekatıyla, savaşıyla Rusya'ya saldırması, yine Avrupa'nın, yani Hitler'de bir Avrupa mensubu neticede, yani onu farklı bir şekilde düşünmemek lazım. Rusya'ya saldırması Rusların Avrupa'ya hakim olmamaları için adılmış bir adımdı, ama savaşın sonunda ne oldu? Rusya Almanya'yı da içerisine alan, yani Doğu Almanya'yı da batıdan kopartarak Almanya'nın batısından itibaren kendi egemenlik alanı altına almayı başardı. Şimdi işte Batı halen bu korkuyu yaşıyor. Ki bu korku şu anda daha da fazlalaşmış durumda. Çünkü Rusya'nın elinde bugün şu anda gaz kartı var. Yani doğal gaz, petrol anlamında çok zengin enerji bir ülke. Kartı. Enerji anlamında zengin bir ülke. Dolayısıyla Batı Rus korkusunu atlatabilmiş değil. Bunun çarelerini üretiyor. Bunun çaresi de nedir? Rusya'nın Türkiye ile savaşması. Yani bu, çünkü kendileri böyle bir savaşın içine girmiyor. Peki Batı Rusya'ya bir Rusya'yı frenleyebilmek için şu ana kadar ne yaptı? Mesela Ukrayna Savaşı'nı gündeme getirdi. Yani Ukrayna Savaşı esasında Batı'nın Ukrayna halkını kullanarak Rusya'ya bir hücumundan başka bir şey değil. Bugün Ukrayna'ya yaptıklarını bizlere de yapmak istiyorlar. Mesela dikkat edin, Ukrayna halkı Rus'tur esasında. Evet. Yani köken itibariyle evet. Rus'tur ve Rusya ile olan ilişkileri çok çok fevkalade. Yani ticari ilişkileri, işte enerji ilişkileri yetmedi. Yalta Limanı'nda ve işte o Azak Denizi'nde bulunan Rus donanması Ukrayna limanlarında demirliydi. Ama şu anda o krizle beraber Rusya, Kırım'ı ilhak etmekle beraber o problemi de çözmüş oldu. Çünkü Rusya için önemli olan o üssün orada durabilmesiydi. Ama halen orada tam olarak olaylar durulmuş değil. Yani Batı kendi menfaatine, tamamıyla Ukrayna halkının tam tersi zıttı menfaatine Ukrayna halkını ateşe attı ve Rusya'ya karşı savaştırdı. Şimdi bizi de aynı pozisyona sokmak istiyorlar. Yani bizi de Rusya'ya karşı bir asker olarak, onların bir lejyoneri olarak kullanmak istiyorlar. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da bu oyunu gördü. Çok önemlidir bu çünkü bizim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda izlediği bu fevkalade politika sayesinde Türkiye'nin Rusya'yla bırakın çatışmasını ciddi anlamda bağlar kuruldu. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem de ortak çıkarlar çerçevesinde bizim Rusya'yla bir ilişkimiz var. Bakın bu da çok önemli. Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğumuz ilişkiyi bir müttefiklik ilişkisi olarak nitelendirebilir miyiz? Şimdi düşünün, ABD bizim en yakın düşmanlarımızla, yani özellikle terör eylemlerinde bulunan grupları destekliyor. İşte PKK kimin hamileliğinde gelişti şu ana kadar? Amerika ile. Barzani Amerika arkasında var. PYD Amerika arkasında var. IŞİD Amerika arkasında var. Yani ne kadar bize zararlı, bizim milli güvenliğimizi tehdit eden, bizi bu manada, bu coğrafyada sıkıştıran örgüt varsa, bakıyorsun arkasında bu güç var. Ya bu güç öyle enteresan. FETÖ'nün arkasında kim var? Zaten Rusya ile arayı bozan da bu FETÖ'yü besleyen Amerika olmuş oluyor. Hani FETÖ'yü kim besliyor halen Pensilvanya'da? Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Amerika Birleşik Devletleri o kadar ileri gitti ki İncirlik üstünden kalkan uçaklar darbeye destek verdiler. Değil mi? Hem tanker uçaklarıyla hem bizzat savaş uçaklarıyla beraber ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kastetmeye kalkıştılar. Şimdi burada peki bu darbeyi haber veren, bu darbede Türkiye'nin Cumhuriyet'in yanında yer alan tek lider kimdi? Putin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı esasında bu olayla beraber tam olarak Rusya ile beraber daha artık köklü ilişkiler kurulması gerektiğine herhalde karar verdi. Biz öyle okuyoruz olayı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman bizi bu manada yanıltan bu politikaları artık 15 Temmuz'la beraber 250-300 şehit verdiğimiz o mücadeleyle beraber artık ne oldu? Tamamıyla
rafa kaldırıldı, gün yüzüne çıktı. Amerika'nın bütün bu Türkiye'ye yönelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayatına kastedecek derecede yaptığı bu eylemler artık saklanamaz boyuta geldi. Şimdi burada gerçekten Rusya'nın geçmişine de baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'nda bizimle beraber olduğunu, Türkiye ile beraber kurduğu bu ilişkilerin de yine Lenin tarafından başlatıldığını görüyoruz. Lenin'in bu konuda çok ciddi açıklamaları var. Ve Lenin Batı'nın, yani emperyalist Batı'nın, işte İngiltere'nin zamanının İngiltere'sini, Fransa'sının Osmanlı ile Rusya'yı, Türkler ile Rusları, ki komşu iki ülkeyi devamlı savaştırarak bu şekilde efendim güvenliklerini sağladığının çok farkındaydı. Ve Türkiye Kurtuluş Savaşı'na verdiği destek de bu çerçevede değerlendirilebilir. Hatta Lozan'dan sonra İstanbul'un boşaltılması ile ilgili yine Rusya'nın İngiltere'ye baskısı olduğunu biliyoruz. Yani Rusya İngiltere'nin İstanbul'u boşaltmaması halinde deniz kuvvetleriyle beraber Türkiye'yi yardım edeceğini ve müdahalede bulunacağını resmen ilan etmişti. Şimdi bütün bunlar esasında geleneksel politikamızın devam ettiğini, Rusya'nın bu şekilde düşünmekle aynı şekilde kendi güvenliğini de sağladığını görüyoruz. Şimdi burada Mustafa Bey, asıl olan bu dış politikanın bu bereketi nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. İkimizin de, yani hem Rusya hem Türkiye'nin çıkarları ortak bir yerde birleşiyor ve esasında bizim düşmanlarımız da ortak. Onun için hani dış politikada... Ayrı olmamız aslında çok zor. Tabii dış politikada menfaat birliği esastır. Yani güvenlik çıkarları, ekonomik çıkarlar, siyasi çıkarlar. Şimdi şöyle düşünün, Amerika Birleşik Devletleri ile bizim müttefiklik durumumuz sadece ve sadece bizim zararımıza işliyor. Hele hele son 10 senede, 15 senede yani ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin çıkarlarına ters bir politika izleme ihtiyacı da hissetmiyor. İzlemiyor. Yani zaten son darbede belli oldu. Evet. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da yenildiğini düşünün. Ya bu bölgede mağlup olduğunu düşünün. Ne yapacak? Pılını pırtını toplayacak. Değil mi? 12 bin kilometre öteye gidecek. Diyecek ki kardeşim ben ne başarısız oldum. Nitekim Vietnam'da başarısız olduğu ne oldu? Şu anda Vietnam'la ilgili bir hesabı yok. Yani en azından hani özel bir ilgisi yok yani. Afganistan'da mağlup oldu. Ne oldu? Irak'tan da çekildi gitti, askerlerini çekti. Ama bakın, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki bu değil. Diyelim ki biz Rusya'ya düşmanca bir tavır koyduk. Ne olacak? Diyelim ki biz ki o savaşı kazanmamız mümkün görünmüyor. Aynı coğrafyadayız. Yani biz başka bir yere gidemeyiz ki. Ve Rusya bize bir yanlış yaptı. O da bir yere gidemez. Dolayısıyla biz burada çıkacak yangından ikimiz de etkileneceğiz. Ama Amerika'nın öyle bir durumu yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu coğrafyada olmadığı için bu bölgede çıkacak bir yangından, bir savaştan kendisi etkilenmiyor zaten. Yani topraklarında böyle bir savaş yaşamadığı için rahat. Pervasızca davranabiliyor. Pervasızca davranıyor. Bravo. Yani çok güzel ifade ettiniz. Şimdi Suriye'de, bakın Suriye'de Putin ne diyor? Bu diyor savaş Moskova sokaklarına da gelse ben diyor bunu bırakmayacağım. Leningrad savunmasını hatırlatıyor. Leningrad savunmasına Nazilerle verilen bir savaş var. Ve 5 milyon Rus'un hayatını kaybettiği bir savaştır. Bakın. Bütün Rusya, çünkü o savaş öyle bir savaştı ki hayat memet meselesi, orayı geçtiği anda Rusya diye bir şey kalmıyor. Şimdi Putin'in bu derece bunu görmesinin sebebi de aslında bu. Diyor ki burada şunu demek istiyor. Buradaki savaş sürdüğü müddetçe ne bize, ne Türkiye'ye, ne bu coğrafyaya rahat gelmez. Artı Suriye'yi diyelim ki bunlar Libya gibi yaptılar. Aldılar, hallettiler. Ya bu iş burada bitecek mi? Amerika bunu aldığı anda ondan sonraki hedefi Türkiye, ondan sonra da hedefi ya. Benim. Benim diyor evet. Yani. Rusya'ya hedef alıyor. Esasında Amerika'nın nihai hedefi de Türkiye'dir. İslam dünyası coğrafyası anlamında ama Avrasya anlamında, yani Çin, Rusya birlikteliğini, İran birlikteliğini bozabilmek için de nihai hedefi Rusya'dır. Bu manada. Türkiye'den sonraki. Şimdi burada Türkiye'nin o zaman kendi mevcudiyetini, kendi hayatiyetini koruyabilmesi için ne yapması lazım? Ortak düşmana karşı bir doğal müttefikliktir bu zaten. Bu evet. İstemeseniz de olan bir müttefikliktir. Bunu ifade de etmişti herhalde zaten Putin. Yani Suriye'nin bütünlüğü Türkiye'nin bütünlüğü demek. Türkiye'nin tabii. Bütünlüğü Rusya'nın bütünlüğü demek. Kesinlikle bunu zaten hani kendi ifadelerinden ben okuyarak veya işte beraber dinleyerek haberlerimizde şey yaptık. Yani burada
Dış politikanın değişmez kuralları var. Mesela bir de dış politikanın hem tarihsel bir boyutu vardır. Bu da çok önemli. Yani bunun kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. İkincisi ekonomik ve siyasi bir görüntüsü var. Şimdi ekonomik olarak da baktığımız zaman Rusya milli ekonomi modeliyle beraber, milli paralarla, ticaretle beraber ciddi bir sıçrama yaptı. Şimdi ve diyor ki bakın Amerika Birleşik Devletleri ne hedef alıyor Rusya esasında? Diyor ki bakın milli paralarla ticaret yapalım ve ne yapalım? Doları devre dışı. Doları devre dışı bırakalım. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı fikirde. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Biz de bunu yapalım dedi. Doları düşürelim dedi. Bakın şu an dolar 3.15 kuruş. 12 kuruş neyse. Yani satış olarak söylüyorum. Bunun 4 liraya 5 liraya gelmeyeceği nereden malum? Peki bu gidişat hem bizi hem de Rusya'yı ciddi anlamda etkiler. Diğer taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı çökertebilmek için ekonomik kartları oynadı. Ne yaptı? Petrol fiyatlarını düşürdü. Evet. Kim de yaptı bunu? Suudi Arabistan'la yaptı. Bakın mesele o kadar önemli ki yani Türkiye ile Rusya'nın buluşmaması, Türkiye ile Rusya'nın bir araya gelmemesi o kadar önemlidir ki Amerika bütün müttefiklerini, hani bir satranç oyununu bilirsiniz. Şimdi önce piyonlar var sürersiniz ama ABD sadece piyonlarını sürmedi, atlarını fillerini de harcadı yani. Yani Suudi Arabistan bir piyon değil, bir attır yani onun için. Çok önemli bir oyuncudur. Ve Suudi Arabistan petrol arzını öyle bir noktaya getirdi ki 140 dolarlardan 39 dolarlara, 35 dolarlara indirdi. Suudi Arabistan battı bunun için. Katar battı. İşte o Bahreyn'i, şu su bu su, bütün ABD müttefikleri neredeyse battılar. Hatta bu petrol fiyatlarının ilk düşürüldüğü günlerde Suudi Arabistan istihbarat başkanı var. Bender Bin Sultan diye. Hatta Amerika'ya o kadar bağlı ki Bender Bush deniyor buna. Hani George Bush'la olan ilişkilerinden dolayı yani Bender Bush. Rusya'ya gidiyor. Ve Putin'le yaptığı görüşmede bazı rüşvet kabiliğinden teklifler yapıyor. Diyor ki ey Putin sen diyor bu Suriye'ye destek verme. Niye diyor? Bak diyor eğer vermezsen senden 100 milyar dolar silah alacağım. Bir sene içerisinde bak. Teklife bak. Yetmedi. Petrol ve gaz piyasasının lideri seni yapacağız. Yani sen ne istiyorsan o olacak. Hani dolar 200 lira mı? 200 dolar mı? Varil. 200 dolar. Yani senin diyor ağzından çıkan kanun olacak. Bu şey Putin onu gönderiyor. Yok diyor kardeşim hadi bakalım. Kapıyı gösteriyor ona. Ve kabul etmiyor. Bakın Suriye ve bu ABD ile giriştiği mücadele Putin için bu kadar önemli. Yani Rusya için. Ve bunun Türkiye ile olan bağlantısı da Rusya için çok önemli. Bakın o uçak düşürme hadisesinde işte şu anda daha net değil işte FETÖ şu bu değil mi? Yani Türkiye'de ki Rusya'da açıklama yaptı. Kimse de anlayamamıştı yani niye düşürdü. Rusya açıklama yaptı bunu dedi. Türkiye düşürmedi dedi en son. Yani bunu İsrail veya Amerika merkezli bir irade düşürdü. Niye? Türkiye ile Rusya arasını bozabilmek için. Ve orada dikkat edin fevri davranmadı Rusya. Niye? Çünkü Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor. İşte bugün gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok ciddi katkılarıyla beraber olay çok güzel bir noktaya geldi ve baktığımız zaman Rusya'nın yani dünya barışı artık devreye girecek şekilde iyice bütün birliktelikler son noktaya kadar sağlanmak noktasına gelindi şu anda çalışmalarla birlikte. Tabii şu anda mesela bu Türk Akımı projesi devreye sokuldu. Şu an Sayın Genelkurmay Başkanımız Rusya'da. Gidiş gelişler efendim sıklaştı. Diğer taraftan işte bu nükleer şeyimiz var. Nükleer evet projeler artı işte turizm alanında tekrar işbirliğine girdi. Charter uçakları uçmaya başladı. Ondan sonra sebze meyve ticaretiyle ilgili yani engeller o ambargolar kalktı. Yani baktığımızda Batı'nın hiç hoşlanmadığı ve artık ifade edilmiş zaten şey dedi. Evet ifade edilmedi. En kötü senaryo olarak tarif edilen. Onlar için en kötü senaryoysa bizim için nedir? En iyi senaryodur bakın. Evet. Yani bunlar esasında aklın yolu bir. Yani düşündüğünüz zaman bunların işine gelmeyen yani Batı'nın işine gelmeyen çıkarlarına ters düşen her şeyin esasında bizim çıkarlarımız için hayati önem taşıdığını görebiliriz. Tabii burada Türkiye'nin dikkat etmesi çok önemli, gereken çok önemli bir şey var ki Sayın Cumhurbaşkanımız işte hükümetimiz bunu zaten değerlendirmiştir, değerlendiriyordur. Şimdi dikkat edin Rusya ile
bizim ilk Türkiye'nin hani daha da yakınlaştığı ve hani Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le ilk defa o uçak hadisesinden sonra işte mesaj gönderdiği ve ilişkiyi kurduğu dönemde ne oldu? Havaalanında bir patlama oldu. Evet. Bugünlerde de yine bir uyarı var. Malum evet. Yakınlık var ve Amerika konsolosluk görevlilerini ülkesine tabii. emirle çağırıyor. Tabii demek ki bunlar bir şey planlıyorlar demek. Evet. Yani burada dikkatli olmak lazım. Havaalanında patlama oldu. Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey ne demişti o konuyla ilgili? Bu Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşmasını hazmetmeyen Batı'nın işidir. Yani adres gösterdi. Gerçekten evet. de öyle çıktı. Onlar hemen sonra ne oldu? Darbe oldu. Darbe girişimi daha doğrusu. Başarısız bir darbe girişimi oldu. Şimdi burada demek ki Rusya ile Türkiye'yi hazzetmeyen, bu iki gücün bir araya gelmesini istemeyen bu irade her şeyi de göze almış demektir. Onun için şu anda güvenlik kuvvetlerimizin Allah hani başarılar ihsan etsin, her türlü efendim gücüne güç katsın diyelim. Çünkü şu anda ciddi tehditler var. Ve bu tehditlerin boşa çıkartılması lazım ki inşallah çıkartılacak. Yani evet. Amerika çok efendim fütursuz bir şekilde bakın başkonsolosluklarını işte çalışanlarını Amerika'ya davet ediyor. Türkiye'den çok korunanlar onlar. Tabii güvenlikli bir ülke değil diyerek hem Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını zedelemeye çalışıyor. Turizmini baltalamaya çalışıyor. Ticaretini baltalamaya çalışıyor. Ve esasında bu adımla beraber Türkiye-Rusya yakınlaşmasını ve bölgedeki barışı sabote etmeye çalışıyor. Ve bu saldırılarla beraber yani canlı bomba olsun, araçla saldırılar olsun bunlara karşı güvenlik kuvvetlerimizin en üst düzeyde dikkatli olması gerekir. Diğer taraftan ne yapabilirler? Ekonomimize yönelik tahribatlar yapabilirler. Mesela işte kredi derecelendirme kuruluşları, Moody's olsun, Fitch olsun bunların yine Türkiye'ye yönelik düşmanca, hasmane tutumları, not düşürme efendim meseleleri Türkiye'de ekonomide bir hasar oluşturabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Zaten bunlar dedi hep maksatlı yapılıyor. Yani bunlar ekonominin gerçekleriyle uyuşmuyor. Siyasi olarak yapılan hamleler. Tabii. Bu da yine Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını önlemek için alınan kendi açısından tedbirler yani onların yaptığı. Yani Türkiye'nin bu anlamda Amerika'nın hani ikinci bir darbe dahil bakın. Hani bu konuşuluyor. Evet. Olmak üzere bütün ihtimalleri çok iyi bir şekilde hesaplayıp milletiyle tek yürek, tek bilek olup hani yeni kapı ruhu dediğimiz ruhla beraber bunu muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum örgütleriyle, basınıyla her şeyiyle beraber bu tedbirleri almak ve bunları da en iyi şekilde yani en ücra köşede yaşayan insanımıza dahi ulaştırmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin şu anda Rusya ile kuracağı bir birlik, Rusya ile kuracağı bir efendim müttefiklik Türkiye'nin güvencesi olacaktır her noktadan. Az önce ifade ettik Amerika buradan 20 bin kilometre uzakta, 15 bin kilometre uzakta ama Rusya hemen yanı başımızda. Yani onun için bugün Amerika Birleşik Devletleri bu bloğun temsil ettiği anlayış çökmüştür. Kapitalizm çökmüştür. Artık dünya yepyeni bir modelle beraber Rusya'nın temsil ettiği milli ekonomi modeliyle beraber yürüyor ve bu modelle beraber baktığımız zaman Çin'le, Hindistan'la ve dünyanın 4 milyar insanın temsil ettiği bu anlayış şu anda yükselen bir yıldızdır. Bakın çok önemli. Şimdi Batı bunu görüyor, görmüyor değil. Çünkü nüfusu azalıyor Batı'nın. Bakın yaşlanıyor. Artı iklim değişiklikleriyle beraber yaşanmaz hale geliyor. Bakın geçen YouTube'da yani bu video kanallarında şey var. Amerika bununla ilgili belgesel var. Evet. Yani nasıl çok hızlı son mesela Kaliforniya'nın nasıl sular altında kalacağı ve birçok tarımsal alanın nasıl yok olduğunu, iklim değişikliğiyle beraber bir anda mevsimlerin değiştiğini, insanların artık orada yaşayamayacağını ve yaşanılmaz bir hale geleceğini gösteren yayınlar var. Yani bunu kendi yönetmenleri yapıyor artık. Şimdi bunların hesabı bizim coğrafyamıza gelmek ve bizi oradan söküp atmak. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu anlayış Büyük İsrail anlayışıdır. Büyük Orta Doğu projesi anlayışıdır. Ve bu hem bizi hem Rusya'yı o bölgede ne yapmaya bölgeden söküp atma. Çünkü Amerika şunu çok iyi biliyor. Ben bu projeyi yani Büyük Orta Doğu projesini ve Orta Doğu'ya yerleşme
efendim projesine en fazla tepki koyacak olan iki tane ülke var dünyada. Bir tane Rusya, bir tanesi Türkiye. Çünkü ikisinin de hayat mamet meselesi bu. Yani onun için Türkiye'nin ne yapıp edip bu projeyi engelleyecek tarzda efendim ekonomik ve siyasi önlemler alması şarttır. Bu zaten şu anda Türkiye'nin güvenliği açısından da çok önemli bir konu bu. Çünkü burnumuzun dibinde hemen Suriye'de yıllardır devam eden bir kaos var ve bu kaosun ateşi, bu ateş bizim ülkemizde hızla yakmaya, özellikle o bölgeden itibaren yakmaya başladı ve devam ediyor. Rusya ile eğer bir birliktelik oluşursa, Rusya zaten orada olaya müdahale etmiş durumda Suriye'de. Irak'ta da müdahale etmeye çalışıyor. Türkiye ile bir birliktelik oluşursa Orta Doğu o bölge açısından nasıl bir gelişme yaşanır? Tabii bu çok iyi bir noktaya değindiniz. Şöyle ki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın en önemli şu andaki argümanı Şii-Sünni savaşıdır. Evet. Yani şu anda Batı Şii ve Sünni savaşı çıkartarak o bölgeyi bir cehenneme çevirmek istiyor. Ve hepimiz için yaşanmayacak, yaşanamaz bir coğrafya haline getirmeye çalışıyor. Peki Rusya'nın buradaki yaklaşımı ne? Rusya'nın en önemli müttefiği, Şii dünyasının lideri kabul edilen, yani bu şekilde hani anlatılan veya diyelim bilinen İran'ı yanında alması. Diğer taraftan çoğunluğu Sünni olarak yaşayan, yani çoğu Sünni efendim olarak bilinen insanlarımızın, yani Müslümanların yaşadığı Suriye'yi de müttefiklik anlaşması kurmuş durumda. Şimdi hani Esad her ne kadar Şii Alevi diye nitelendirse de Suriye halkının çok büyük bir kısmı Sünni'dir. Evet. Şimdi burada ki Rusya diğer tarafta yine Sünni dünyanın başı olan, yani böyle Türkiye, kabul eden, evet, Türkiye'yi de müttefik olmak istiyor. Evet. Bakın. Şimdi bir tarafta Şii Sünni İran dünyayı yanına alıp Şiilerin üzerine saldırtmaya çalışan bir Amerika var. Bununla müttefiklik kurmak bizim için mi daha iyi? Yoksa Şii dünyanın başıyla Sünni dünyanın başını yanına alıp bunlarla hani bir kardeşlik, bir müttefiklik, bir çıkar çerçevesinde buluşturmaya çalışan Rusya'yla mı bizim beraber olmamız daha önemli? İkinci soru, dünya barışı için hangisi daha efendim? Kim barış istiyor ya da? Evet, hangisi daha uygundur? Yani bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafında yer almamız bu anlamda bir taraf olmamıza, başka bir dünyaya düşman olmamıza zemin hazırlıyor. Çünkü Amerika bizden bunu istiyor. Senaryoyu böyle kurmuş. Böyle kuruyor. Ama Rusya'ya bakın. Yani Rusya ise böyle bir planı yok Rusya'nın. Bakın Rusya şunu istiyor. Çünkü Rusya emperyal bir devlet değil. Bakın arada çok büyük bir fark var. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Fransa bütün efendim kazanımlarını emperyalizme borçludurlar. Evet. Yani bugün Fransa dediğiniz devlet, İngiltere dediğiniz devletin tek bir geçim kaynağı vardır. O da hırsızlık. Yağmacılık, evet. Libya'yı yağmaladılar, petrollerini çaldılar. Yani kelimeleri böyle şey yapmaya gerek eğip yok. Eğip gerek tabii, yok diyorsunuz. Yani hırsızlığın en adili. Bunu devletler yapınca onun adı da hırsızlık yani. Tabii ki ve organize hırsızlık. Organize, evet. Yani devlet terörü var da devlet hırsızlığı da var. Gayrimeşru bir şekilde bunu yaptılar, bakın. Yalan üreterek bunu yaptılar. Bugün Irak'a şey, evet, yapılan müdahale ve bugün Orta Doğu'daki İslam dünyasındaki yangının başlangıcı bir yalandır. Irak'ta nükleer bomba var. Irak'ta biyolojik bomba var denerek müdahale edilmedi mi? Evet. Peki nerede kaldı bombalar? Aradalarda. Bombaları hatırlayan var mı? Yok. Ama ne oldu? Hani tarım Arapçada var, bir laf var. Ba'de harabel Basra. Basra harab olduktan sonra. Geçen Ali Nezir kardeşimiz anlatıyor. Gerçekten Basra harab olmuş. Evet, oralara gitmişti. Yani şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı şey dünyayı ateşe vermektir. Çünkü Büyük İsrail Devleti çerçevesinde ve Amerika'nın oraya yerleşme planlarında bu var. Rusya'dan öyle bir derdi yok. Çünkü Rusya zaten dünyanın en geniş topraklara sahip olan ülkesi. Plüton'dan daha büyük, biliyorsunuz. Yani uydu var ya, Plüton'dan daha büyük. Yani yüz ölçümü itibariyle. Kaldı ki Rusya'nın şu ana kadar kendi müttefiklerine terör ihraç ettiğini duydunuz mu? Terörle hep muhatap olan olmuş. Mesela Amerika sözde bizim müttefiğimiz. Bombalama eylemleri yaptırıyor mesela kendi Fason terör örgütleri. Evet, taşeronları. Diğer tarafta Türkiye'ye korku salabilmek için vatandaşlarını buradan çekiyor. Bu psikolojik bir savaş yani. Evet. Hani aslında şu anda Türkiye'nin şunu yapması lazım.
Washington kesinlikle güvenli değil, ben de bütün vatandaşlarımı çağırıyorum demesi lazım yani. Hani bu nedir, nasıl bir şey bu yani? Demek ki sen ABD bir şey biliyor ki bunu yapıyor yani, neyi planlıyor? İşte, niye paylaşmıyorsun o zaman biliyorsanız? Tabii biliyorsanız niye paylaşmıyorsunuz? Yani bunu, bu kadar bilgiyi nasıl elde ediyorsunuz siz Türkiye'de? Onun için Türkiye'nin bugün kendi topraklarında gözü olmayan, hatta ve hatta bölgenin, Suriye'nin bile bakın toprak bütünlüğünü koruyan, İran'ın toprak bütünlüğüyle ilgili efendim kesin olarak karar vermiş olan Rusya ile beraber hareket etmesi, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın tam bir isabetle bunu ortaya koyması fevkalade güzel bir gelişmedir, bir müjdedir. Bakın mesela İran'la ilgili söyleyelim. Daha önce Rusya ile bu birlikteliği kurmadan önce her gün gazeteleri açalım, değil mi? Televizyon ekranlarında, CNN'de, NBC'de, BBC'de, işte onların gazetelerinde veya İsrail basınında her gün ne vardı? İran nasıl vurulacak? İran haritalarını evet, ezberlemiştik. Değil mi? Bugün vurulacak, yarın vurulacak, evet. Yani eli kulağındaydı, değil mi? İşte Tebriz'i, Tahran'ı falan, yani İran haritası dünyanın en çok bilinen haritası olmuştu. Yani şimdi ne oldu? Var mı böyle bir haber? Bakın bu bile Rusya'nın dünya barışına, Rusya'nın bölgedeki istikrara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Çünkü Rusya bu, o da bu coğrafyada yaşıyor. Artı Rusya'nın zaten o kadar büyük bir kaynak potansiyeli ve kaynakları var ki hali hazırda. Buna ihtiyaç duymuyor zaten. Yani ihracatçı, enerji ihraç ediyor. Yani enerji ihraç eden bir ülkenin başka bir ülkenin enerji kaynaklarına efendim tasallut etmesi, onları sömürmeye çalışması saçma ama olur, mesela düşünülemez. Rusya için bu onun çıkarına aykırı. Rusya barış zamanında para kazanan bir ülke. Savaş zamanında para kazanan bir ülke değil. Çünkü satıcı, yani şey bir ülke. Satan bir ülke, satan tarafta. Şimdi müşteri değil. Yani kendisi satan tarafta zaten. Şimdi satan taraf, yani mamili olup satan bir taraf her zaman dünyada barışın olmasını ister. Bakın. Ama sanayi işleyecek ki. Tabii sanayi işleyecek ki, insanlar ısınacak savaşta. Zaten sen doğal gazını, petrolünü satamazsın ki. Ulaştıramıyorsun. Hasil yani edemez satsan. Müşterinin evet, tabii. Yani müşteri yok. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın bir de kurduğu müttefiklik kim? Çin'le mesela. Yani bugün Çin'le beraber kurduğu müttefiklik bizim Amerika'yla kurduğumuz müttefikliğe hiç benziyor mu? Ve İran'la kurduğu müttefik anlaşması. Şimdi Amerika resmen bizi parçalamaya çalışıyor bu coğrafyada. Rusya ise müttefiklerinin toprak bütünlüğünü savunuyor. Yani az önce İran örneğine verdiğimiz gibi. Şimdi İran Rusya ile beraber müttefiklik anlaşması yaptı. İran'ın toprak bütünlüğü garantiye alındı. Yetmedi. İran'ın üzerine kurulan 36 yıllık ambargo kaldırıldı. 1980'den beri bir ambargo, hatta 79'dan beri İslam devriminden beri kurulan Hümeyni zamanında bir ambargo kondu, kaldırıldı ve şu anda İran artık hani şu anda görünür de, yani şu anki Türkiye'den daha güvenli bir hale neredeyse geldi yani. Yani şu an Türkiye'nin karşılaştığı tehditler, ABD tarafından karşılaştığı tehditler İran'ın çok çok üstünde şu anda. Onun için zaten bizim hükümetimizde, Cumhurbaşkanımızla bunu fevkalade bir şekilde gördü uzun zamandan beri ve şu anda bununla, bu iradeyle beraber olmak, yani Türkiye'nin çıkarlarının yanında olabilmek adına böyle bir karar verilmiş durumda. İşte bu karar verilirken Türkiye'nin ABD tarafından veya diğer o sözde müttefiklerimiz tarafından sabote edilmememiz lazım. Ve o saboteleri engelleyecek tedbirleri almamız lazım. İşte bu manada da neler yapılabilir? İşte neler yapılabilir? Mesela Rusya ile güvenlik anlaşmaları, ekonomik anlaşmalar daha da efendim derinleştirilebilir, yaygınlaştırılabilir. Birlik paralarla ticaret tezi tekrar gündeme getirilip devreye konulması lazım ve Türkiye artık o bloklaşmış o dünya ile beraber. Şimdi mesela bir 10 sene öncesinde böyle bir blok yoktu. Ama milli ekonomi ile beraber, Sayın Profesör Doktor Aydar Baş Bey'in biliyorsunuz hani Rusya ile olan ilişkileri, Duma'da konuşmaları da zaten hani ekranlarımızda yayınlanıyor. Şimdi bunlarla beraber baktığımız zaman Rusya'nın güvenilir bir müttefik olduğu ispat edilmiş durumda. En önemli ispatı da az önce ifade ettiğimiz gibi darbede koyduğu tavır. Sadece bu olay bile bakın 15 Temmuz günü bile bir turnusol olarak bizim nerede yer almamız gerektiğiyle ilgili bize fikir falan vermiyor. Yani tam olarak bizi ne yapıyor? Oraya sürüklüyor. Yani biz artık
doğal bir müttefiyiz diyor yani. Şimdi 15 Temmuz'da eğer Rusya... Netleşti her şey orada. Mesela şöyle düşünün, Rusya ya bu Türkiye benim uçağımı düşürdü, hadi bakalım ben de bir darbe de ben vurayım deseydi ne olurdu? Bakın o anda biz sözde Amerika ile dost, Rusya ile düşman gibi gözüküyor. Düşmanlık değil mi? E ne oldu? Dost bildiğimiz bizi arkadan vurdu, uçaklarla beraber kuyumuzu işte, kazdı. Her yer meclisimiz bombalandı. Bakın İncilik'ten havalanan uçaklar. Ama bize düşman diye belletilen, düşman diye bize kabul ettirilmeye çalışılıp algı operasyonuyla beraber beynimizi işgal edenler, bunu yapanlar rın aslında gerçek düşman oldukları ortaya çıktı. Rusya'nınsa bu darbeyi önlemeye olur. Yardımcı olan en önemli yüksek olduğu ortaya çıktı. Bakın bu da Rusya'nın devlet aklının çok önemli. Ya bu sadece Putin'in fikri değil. Lenin de bugün Rusya'nın başında olsaydı aynı şeyi yapacaktı. Lenin nasıl ki o gün Atatürk Türkiye'sini korudu, kolladı, yardımcı oldu. Bir müttefiklik anlaşması çerçevesinde bugün Putin de bir devlet aklıyla, bir rejim aklıyla beraber bunu yapıyor. Yani geçmişte nasıl yedi düvel dediğimiz, Sevr'i bize dayatanlar bugün aslında aynı taraftalarsa, bakın bu da bir tesadüf değil. Evet. Bize de yine bu kaderi çizmek isteyenler aslında aynı taraftalar. Hatta bugün bakın İsrail'in Rusya'ya karşı da ciddi bir tavrı oldu, siyasi bir tavrı oldu. Çünkü Rusya'nın Suriye'de ortaya koyduğu performans ve tavır ve siyasi duruş hesaplarını bozdu. İsrail'i rahatsız etti. Bakın İsrail'i rahatsız etti. Ve finansal piyasalarda olsun, diğer efendim emtia piyasalarında Rusya'yı sıkıştıran nedir? Yahudi sermayesiydi. Ama Putin hiçbirine papuç bırakmadı. Yani hepsini ne yaptı? Bir elinin tersiyle iterek Çin'le beraber, Hindistan'la beraber, yine işte BRICS ülkeleriyle beraber onlara karşı dimdik durdu. Ve Türkiye hamlesi, yani Türkiye'nin bu Rusya ile beraber giriştiği bu müttefiklik efendim hamleleri diyelim. Bunlar da şu anda Batı'yı işte Le Monde'de ne yazıyorlar? Ya bizim en büyük korkumuz Türkiye, Rusya ve İran'ın yan yana gelmesi. Çünkü onların planı çok basit. Rusya'yı Türkiye ile frenleyecekler, Türkiye'de Rusya ile frenleyecekler. İran'da tabii frenlenecek. Türkiye İran'da frenleyecek. Yani 40 yıldır vurmayı beceremedikleri ve korktukları, bakın göze alamadıkları İran'ı akılları sıra bizimle yok edecekler. İşte bu mümkün değil yani. Şu anda Türkiye Rusya ile beraber olduğu bu süreçte bunun mümkün olmadığını gördüler. Şimdi artık Amerika yeni planlar peşinde. İşte bu planları masaya yatırıp bu planları boşa çıkartacak siyasi bir akıl üretmek lazım. Siyasi bir yol haritası üretmek lazım ve bu bizim devletimize de fazlasıyla var. Çok teşekkür ediyoruz Cihat Bey. Çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Evet, kısa bir ara olacak. Aranın ardından yine devam edeceğiz. Kum Saati'ne değerli konuklarımızla birlikte.